Zeynep'cim nerede kalmıştık? Bize Ricky Martin'den Michael Jackson'ı, yani böyle bir şaka gibi, acaba ben okurken şey zannettim. Yani çok sever ya çocuk, onlarla tanışma imkanı oldu. Filmde filan mı gibi. Öyle mi, nasıl? Şöyle ben onu biyografime dahil ettim. Çünkü onlarla tanışmamda beni çok etkileyen bir unsur vardı. Daha ben çok küçüktüm. 8-9 yaşlarındaydım Michael Jackson'la tanıştığımda. Hayranı değildim kesinlikle ama tanıştığımdan sonraki gün çok büyük bir hayranı oldum. Zaten müzikal dehasını sonradan keşfettim. Hiçbir şekilde burnu büyük, kibirli davranmadı. Koskocaman bir dünya starı. Aynı şekilde Ricky Martin'le tanıştığım sırada da küçük ergen bir kızdım. Böyle havalarda işte Ricky Martin benim için hiç önemli değil diye böyle gezerken bir anda adam geldi. Ve dedi ki bana, aa bana kocaman bir sarıl diye, ben böyle kala kaldım. Tam nerede bunlar? Ha şöyle. Şimdi öyle bir anlatıyorsun ki hepimiz sokakta anladım. Yarın rastlayıp da ne haber Ricky falan diyecekmişiz gibi Michael değil. Michael Jackson'a keşke rastlasak. Evet. Babam Sony Müzik Türkiye'nin kurucusu ve genel müdürüydü. Dolayısıyla onun sayesinde tabii ki böyle insanlarla tanıştım. Yalnız bir şey söylemem gerekiyor. Tabii. Bazen şu tip bir şeyle karşılaşıyorum. İşte babanın mesleği yüzünden mi sen müzisyensin? Hayır. Ben müzisyen doğdum. Bunu da fark eden ailem 5 yaşında bir klavye hediye ettiler bana sağ olsun. Sonra Allah'ın şanslı kulu muyum, şanssız kulu muyum bilemiyorum. Babam böyle bir iş sektörüne girdi. Şanssız dememin sebebi de ben kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışırken tabii bazen babamın kim olduğunu duyulması beni iş konusunda ne yazık ki engelledi. O da benim kanayan yaram ama herkesin bir zamanı vardır fayda herhalde. Değil, şey oldu. Ya olmaz mı? Oldu tabii. Acar abicim, biz burada şimdi sohbet ederken dahi tabii konumuz maalesef böyle tatlılıktan arada bir hep seni tekrar minderin içine çekmek zorundayım. Birincisi diyorsunuz ki cezaların mutlaka indirimden kalkmıyor. Yani Türkiye'de cezalar var, caydırıcı niteliği var. Fakat onlardaki o erkek egemen hafifletici şeylerden, paragraflardan kurtulması lazım. 30 yıl ceza alacak adamın 30 yıl ceza alıp gitmesi lazım ki en azından böyle bir engellememiz lazım. İki, yapılan olayı siz engellemeye çalışıyorsunuz. Bir de önleyici hekimliğimiz nerede burada? Bu olayı nasıl önleyeceğiz Acar abi? Şimdi bu olayı önlemenin birinci yolu okullarda bir kere kadın erkek eşitliği bir, şiddet güç kullanmamak üzerine iki. İkincisi ve çok önemlisi, bugün Türkiye'de en etkili kurum Diyanet'tir. Ve yani bütçesiyle, kadrosuyla, nüfuz ettiği tabii, alanlarla. Tabii. Dolayısıyla bir kere Diyanet'te kendilerinden başlayarak, çünkü birçok imamın kendi karısını dövdüğünü de biliyorum. Kendilerinden başlayarak tövbe etmeye başladı. Tövbe etmesi ve hutbelerde düzenli olarak bunun yer alması gerekir. Periyodik olarak. Çünkü şimdi buradaki kritik nokta şu. Hak ettiği zaman bir tane tokat atacaksın. Çocuğa da mesela, öğrenciye de mesela. Yani yönetici hak ettiyse bağırır. Şimdi yani biz hak ettiği zaman noktasına getiriyorsak, her seferinde, her yaşadığımız gerginlikte, engellenmede, canımızın yandığı durumda şöyle bir muhasebe yapıyoruz. Hak etti mi, hak etmedi mi? Şimdi, kim karar verecek? Şimdi buradaki herkes kendi karar veriyor ama buradaki bizim hoşgörü düzeyimiz, tolerans düzeyimiz kendi içinde bulunduğumuz duruma göre değişiyor. Keyifli, rahat olduğumuz bir gün hoşgörü çizgimiz çok yukarıda, çok aşağıda. Ve dolayısıyla her şeyi hoş görüyoruz. Ama canımızın sıkkın olduğu bir yerde de bu çizgi çok değişiyor ve çok az şeyi hoş görebiliyoruz. Hiçbir şeyi hoş görmüyoruz. Şimdi böyle yaptığımız zaman şiddete davetiye çıkartıyoruz. Hak etti mi, hak etmedi mi? Bir kere şunu bir amentü gibi ezberlenmesi gerekir. Ne kadar haklı olursam olayım, şiddet göstermeye hakkım yok. Güç göstermeye hakkım yok. Zaten bir düşünür de şöyle demiş. Eğer haklılığınızın sebebi olarak öfkenizi görüyorsanız yanılıyorsunuz. Yani öfkemizin sebebi haklılık olamaz. Önemli olan zaten haklı olmak değil, haklı kalmaktır.
haklı kalmak için de tepkimizi kontrol edebilmemiz lazım. Bir kere madde birincisi bu. Yani ne olursa olsun ben ne kadar haklı olursam olayım şiddet gösteremem. Aileme, sevdiklerime ve onun dışındaki. Birincisi bu. İkincisi ne kadar haklı olursam olayım bağıramam. Bir yönetici olarak, bir iş yöneten bir insan olarak. Yani bağırmak beni saygın kılmaz. Bağırmak beni değer verilen, değerli bir insan, önemli bir insan haline getirmez. Bağırmak sadece benim yetişkin insan kılığında koca bir bebek olduğumu ortaya koyar. Şiddet göstermek kendini kontrol edemeyen ilkel bir insan olduğumu ortaya koyar. Şimdi bunları biz toplum diline indirgeyerek, hutbelere indirerek, okullarda derslere indirerek, medyaya indirerek ailelere sokabiliriz. Bence de ailelerle de bir takım i̇şte dediğim aile, gibi çalışmalar ailelere, yapılarak. Ailelere bu yolla sokabiliriz. Çünkü sonunda okula giden öğrenci eve gelecek annesiyle babasıyla. Okuldaki öğretmen kendisi de bir aile sahibi. Aynı şekilde bu hutbelerde bu vaazları Cuma verecek olanlar yani tabii. Bu ancak böyle bir toplumsal seferberlikle önlenebilir. İdam cezası, cezaları arttırmak vesaire bunlar hiçbir şekilde yol değildir. Zaten ben cezaevi çalışmalarından biliyorum. Cezaevlerinde cinsel suçlardan mahkum olanlar ayrıca bir cehennemi yaşarlar. Yani mesela hastaneye gidilecek, binilir şeye, cezaevi arabasına. Orada usulden herkes birbirine soruyor. Şimdi aslında sen hangi koğuştasın demek, hangi suçtan yatıyorsun bunu da örtük olarak içine alır. Tecavüzcülerin veya cinsel suçtan hüküm giymiş olanların o koğuşta yatanlar o arabanın içinde bir araba dayak yerler. Hastaneye gidiyorlarsa, cezaevine gidiyorlarsa bir araba dayak yiyerek o arabadan inerler. Tamam, cezasını yine kendileri veriyor. Yani dolayısıyla bir ceza sistematiği zaten var. Bizim bunların duyulmasını sağlamak ve bu cezaların verilmesini sağlamaktır. Lazım. Bu benim en son söylediğim bölümü hariç tabii. Yani şiddete şiddetle karşılık vermek anlamında değil. Ailelere Türkiye'de ulaşıp bir aile içi eğitim merkezleri gibi merkezler var mı? Bilmiyorsan benim cahilliğime verin. Böyle bir mahallede toplayıp aileleri bunları haftalık sohbetler şeymiş gibi böyle bir telkinler yapılabilecek bir imkanlar olabilir mi? Seminerler falan çok gibi. Birçok belediye bunu yapıyor. Belediyeler üzerinden. Birçok bunu evet. Belediye yapıyor bunu. Bir ikincisi benim bir böyle hayalim vardı. Evlenmeden önce genç çiftleri bir araya getirip hiç değilse iki tane A4 kağıt verip önlerine şu 5 tane 6 tane soruya cevap verin deyip sadece ve sadece cevap vermeleri yani düşünmeleri ve cevap vermelerini sağlayacak bir düzen olması gerekir. Yani sonra birisi bakıp bunu doğru veya yanlış deyip onaylaması açısından not vermek manasına değil. Bunu kastetmiyordum. Onu orada da hangi sorular yer alırdı? Yani basit sorular. Yani bir kadın erkek rolünden ne anlıyorsun? Annelikten, babalıktan ne anlıyorsun? İşte cinsellikten ne anlıyorsun? Ne bekliyorsun? Sadakattan ne anlıyorsun? Ne bekliyorsun? Hayatta en çok önem verdiğin 3 şey nedir falan gibi yani basit sayılabilecek. Biraz daha düşünmeye. Düşünmeye evet. Yani sorular basit ama cevapları kolay değil. Evet. Sorular basit ama cevapları kolay değil. Evlenmeden önce belediyelere müracaat edildiğinde belki de o toplumsal yerlerde daha önceden böyle bir seminer gibi bir kurs gibi onları bir küçük de olsa bir aydınlanma merkezi diyebileceğimiz bir şeyle daha bir onları hazırlama. Bu konuda bir kere daha evliliğe ve bu yaşantıya ve bu saygıya hazırlamamız lazım. Zeynep'ciğim sana dönüyoruz. Bir lokmacıkta senden konuşalım. Kusura bakma konu böyle derin olunca Acar abiyi bir dinliyorum. Hayır çünkü sen bir de psikoloji seviyorsun. Evet. Aslında şiir ve resmi seviyorsun. Psikoloji... İnsanı anlamayı seviyorum diye. Şimdi onu demek istiyorum. İnsan anlamak için mi psikoloji yoksa insan anlayıp iletişimini kuvvetlendirmek için mi? Önce kendimi anlamak için yöneldim. Yardımcı oldu bir takım yaklaşımlar. Sonra insanları anlamak için. Değerlendirmen için. Hoşuma gidiyor. Yani neticede insanlarla ilgili bir iş yapıyorum aslında. Yani şarkı aynı zamanda şarkılarımı da yazan kişi olduğum için
biraz daha bir takım şeyleri yukarıdan bakarak gördüğünüzde sanırım cümlelere daha kolay dökebiliyorsunuz. Bir şey de, şarkı yazdığın anda şarkı sözleri şiir midir? Yani ben hep onu karıştırırım. Yani ben şiir yazıyorum dediğin zaman aslında şiir... o bir şarkı sözü de olabilecek bir şey midir? Hayır. Şarkıya söz yazayım derken bu apayrı bir kıyafettir. Buna göre daha bir değişik bir kup mu kullanmam lazım? Bazen serbest şiir şeyine de kalıbına da girebilir bir şarkı sözü. Ama her şarkı sözünün bir şiir olduğuna inanmıyorum ben açıkçası. Her şiir diye yazılan metnin de şiir olduğuna inanmıyorum. Şarkı sözünün, şarkı sözünün illa şiirsel bir veya didaktik, eğitimsel bir şey olmasına hiç gerek asla yok. Ne çıkarsa marşlar, gönlünde. Onu gerçi marşlar istiyorum. Biraz evet coşku evet, içeri. Gönlünden ne çıkarsa. Şöyle düşünüyorum ben. Nasıl ki çok duygusal bizim acımızı dindirecek, başka biri daha benimle aynı şeyleri yaşamış, dolayısıyla ben de bunu atlatabilirim dedirtecek şarkılara ihtiyacımız olduğu gibi, böyle lay lay lom diye tabir edilen sabun köpüğü şarkılara da ihtiyacımız var. Bu bir sektör olmanın haricinde gene insana yönelik bir şey. Dolayısıyla çok insanların basit bulduğu şarkıların da olması gerektiğine inanıyorum. Hala şiir yazıyor musun? Şarkı yazıyorum. Evet. Heh. Şu an gerçekten kalbime dokundunuz. Çünkü evet, çok geçen gün çocuklukta yazdığım şeylerin olduğu defteri buldum. Çok üzüldüm. Niye hala yazmıyorum dedim. Şu kadarcığını okusana Zeynep. Şu kadar bir şiir. Oo, şimdi bir çocukluğunda yazdığın bir dörtlü yok. Yeni yazdığım bir şey söyleyeyim. Çok sevinirim. Eski defterlerimi açtım bugün. Okudum yazdıklarımı. Satır satır, cümle cümle, madde madde üstünden geçtim, kahroldum. Ne kadar safmışım, her şeyi üstüme almışım. Yalnız kalmamak için herkese affetmek zorunda kalmışım. Eski denklemlerimi çözdüm bugün. Çarptım hayal kırıklıklarımı hayatın suratına. Böldüm anıları, çıkardım aklımdan. O küçük kız ben miyim, gözyaşlarına bedel miyim? Dağılmış taşlarını toplasam nihayet bir kadın eder miyim? Sonra bir de gerçi bravo, devamlı. Bravo. Teşekkür ederim. Ne diyeyim işte. Bravo. Demek ki bir sanatçı olurken içten de tabii böyle bir keyifli bir duyguların yüklü olması çok önemli. Yani çok çok güzel bizle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Bu tatlılığı devam ettirmek için bir Fransızca bir şarkı rica Emre edelim. Emre abi valla şimdi Yallah diye bir şarkım var Türkçe. Ama aynı şarkı Fransızca da söz yazdım. O da albümde var. Öyle mi yapsak acaba? Hem albümden bir şarkı söylemiş olurum hem de Fransızca söylemiş olurum aynı anda. Hangisini istiyorsan. Ondan sonra da efendim dinledikten sonra da Acar abinin bir tezi vardır. Parayla mutluluk olur mu? Parayla mutluluk olmaz mı diye. Onunla ilgili de sokak röportajlarımız var. Şarkının sonucunda ona geçeceğiz. Ondan sonra da tekrar Acar abiden bu kadar önemli bir konuyu tekrar paylaşacağız. Je ne sais pas quoi faire et là je n'ai rien à dire. Je ne veux plus souffrir, tu m'entends monsieur le soupir. Je partirai sans doute, sans te dire adieu. Je te souhaite le secours de Dieu. Je te souhaite le secours de Dieu. La renaissance. Je marche vers la lumière. C'est l'espérance qui me réveille et qui murmure à mon oreille. Et la méchanceté qui coule déjà dans tes veines. Moi, tu viens te quitter à la fin. Moi, tu viens te quitter à la fin. C'est la fin d'une histoire d'amour. Je prie Dieu chaque jour. Je vais oublier. Ces flammes d'amour douloureuses me dira la mort. Yallah, yallah, tu m'as fait soin de te mettre à genoux. J'en ai marre, c'est dommage, il me semble que c'est du seulement déjà vu. Yallah, yallah, je t'emmène de ces séparés de l'amour. Va-t'en, va-t'en, ces flammes d'amour douloureuses me dira la mort. Yallah, yallah, tu m'as fait soin de te mettre à genoux. J'en ai marre,
c'est dommage, il me semble que c'est du seulement déjà vu. Sizce parayla mutluluk gelir mi? Yani gelir. Sonuçta ne bileyim, hasta olduğunuzu düşünün en basitinden yani. Tedavi olmak için bile para lazım. Mümkün değil. Herkesin mutluluk anlayışı, dönesi farklıdır. Peki sizi en çok mutlu eden şey ne bu hayatta? Ailem. Bence parayla mutsuzluk gelir. Yani şöyle diyeceğim, ben fakir insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Hani direkt mutlu, para mutluluktur denemez ama hani her parası olan mutlu da değildir tabii ki de. Ama şunu diyeyim, hani bunu kullanmasını, parayı kullanmasını bilen insan bununla çok da güzel mutlu olabilir yani. Tabii ki gelmez, yerine göre gelir, yerine göre gelmez. Parayla mutluluk değil, özgüven gelir. Cebinizde paranız olduğu zaman istediğiniz bir yere rahat gidebilirsiniz ama mutluluk gelmez. Sadece özgüven geliyor. Bir dostlarımıza sorduk, para mutluluk getirir mi diye. Bunun cevabı, programın süresi çok azaldığı için size buna bağlı olarak da bir şey daha sormak istiyorum. Bu toplum çok gergin. Her geçen gün biraz daha fazla geriliyor. Meclise bakıyorsunuz, meclisten her gün bir kavga haberi geliyor. Yani toplumun örnekleri, bir kere meclisten alabileceği örnekler şu anda maalesef çok iç açıcı değil. Dönüp bu tarafa döndüğünüzde sokakta herkes birbirine hoşgörüsüz ve sevgisiz bakıyor. Futbol maçları aynı şekilde şey, ne yapmalıyız? Bu nedir abi? Ne oluyoruz abi? Öfkesini haklılığının gerekçesi olarak görüyor. Spor alanında da baktığınız zaman hoş olmayan, saldırganlık sergileyen sporcuların hepsi kulüpleri tarafından korunuyor. Önce o taraf yaptı, karşı taraf tahrik etti. İşte bizim oyuncumuz da insan falan noktasına geliyor. Yani bir kere biraz evvel de söylediğim gibi şiddet göstermenin, kabalığın ve terbiyesizliğin mazereti olmaz. Ancak ve ancak pardonu olur. Özür dilerim. Yanlış yaptım. Yaptım ama pişmanım olur. Yani dövdüm şimdi, ama özür dilerim. Şimdi yani Galatasaray'ın son zamanlarda işte yaşadığı olay. Yani hala federasyona itiraz ediyorlar. Olayı büyütüyorlar. Yani şimdi Ergin'in olayını mı? Ergin haftaya konuğum. Yani, ona da soracağım. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Evet. Orada yani bir büyüye düşen şey pardon demektir. Yani biz toplumda yani erdem, nezaket, yani nezaket ve kibarlık yaşamak için şart değildir. Kibarlık ve nezaket olmadan da insanlar hayatlarını sürdürebilir. Zaten etrafımıza baktığımız zaman örneklerini görürüz. Ama erdemdir. Kibarlık ve nezaket her zaman için erdemdir, fazilettir. Biz çok küçük yaştan başlayarak bunu çocuklarımıza öğretemiyoruz. Bir şey isterken lütfen diyeceksin, verdikleri zaman teşekkür edeceksin, hata yaparsan özür dileyeceksin. Bu kelimeleri lütfen, pardon, özür dilerim, rica ederim kelimeleri bizim repertuarımızda yok. Aslında bu hoşgörünün ana fikri mi abi? Bu kibarlık. Bu kibarlık. Yani hayır, yani bu kibarlık. Ortak yaşantının, ortak yaşamın olması gereken temel noktaları. Şeyi bu. Hemen öbür konuya geçiyorum. Para mutluluk getirir mi? Yani zengin insanlar mutlu mu? Şimdi şöyle, zengin insanlar daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Yani hayat standartları daha yüksek. Hayat kaliteleri o kadar yüksek mi şüpheliyim. Çünkü hayat standardı ve hayat kalitesi birbirinden farklı şeyler. Hayat standardı giydiğiniz ayakkabı, gittiğiniz tatiller, kullandığınız aksesuarlar, oturduğunuz ev, bindiğiniz araba sizin hayat standardınızdır. Hayat kalitesi yaşadığınız anlamdan, yaşadığınız anlardan ne kadar mutlu olduğunuzdur. Şimdi bugün mutluluk konusundaki araştırmalar İki türlü yapılıyor. Bir hatırlayan benliğe göre, bir yaşayan benliğe göre. Şimdi hatırladıklarımız yaşadıklarımız değil, yaşadıklarımıza yüklediğimiz anlam. Şimdi hatırlayan benlik açısından en mutlu ülkeler milli geliri yüksek olan ülkeler. Yaşayan benlik açısından ise en mutlu ülkeler Latin ülkeleri. Para yok, pul yok ama... Lay, şimdi bunu lay, mesela Küba'ya gitmiş olan bir insan bunu gayet iyi bilir. Yani onca yoksulluğa rağmen iki kişi el çırpsa üç kişi kalkıp oynamaya başlıyor. Aynı şey Arjantin'de, Venezuela'da. Hayat kolaylaşmışlar. Ha, şimdi yani hatırlayan benlik başka bir şey, yaşayan benlik başka bir şey. Bu açıdan bakınca şimdi para bizim iyi anılar hatırlamamıza imkan sağlıyor. Ama o parayı kazanırken
veya o parayı harcarken yaşadığımız sıkıntıları içine almıyor. Anladım. Para yani mutluluk getirmiyor, sadece hayat kaliteni arttırıyor. Hayat standardını arttırıyor. Hayat standardını arttırıyor. Kaliteni demeyeyim. Şu var, yetersiz gelir, yetersiz gelir mutsuzluk getirir. Anladım. Ancak yıllık ortalama bir aile başına, Türkiye için söylüyorum, 100 bin liranın üzerinde gelirle 3 milyon 5 milyon lira gelir arasında hayat kalitesi açısından da hiçbir fark yok. Anladım. Yani dolayısıyla mutluluk bir yolculuk. Bu yolculuğa yüklenen anlamla ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Programın sonu böyle hakikaten bir saat su gibi geçti. Sizi de buraya kadar yorduk. Soracak daha o kadar çok sorularımız var ki, ama her telefonla size ulaşıp sizi konuk etmenin de keyfini yaşıyoruz. Sağ olasın Acar abi, ayağına sağlık geldiğin için. Zeynep'ciğim çok kısacık oldu. Seni tanıdık ama evlerine konuk olarak gittiğimiz insanlara böyle de bir şeker bir kızın Türkiye'de şarkı söylediğini, hem de altyapısı olarak gelip eğitimli bir insanın şarkı söylediğini anlatmaya çalıştık. Umarım onlar da bizim seni sevdiğimiz kadar, onlar da seni sevmişlerdir. Benim de teşekkür etmem lazım Emre abi. Hem sizi tanıdım bu kadar samimi bir beyefendi, hem de hocamın söyledikleri, evet ben yayın çıkışı sesimi 5 dakikalık koyup hocam şu ne demekti psikolojik falan diye. Evet, çok mutluyum gerçekten burada olduğum için. Çok ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum ikinize de. Alper'cim sana da teşekkür ediyorum. Efendim bir gündem dışının daha sonuna geldik. Evinize konuk olduk. Programın tatlı kısmı vardı, tatsız kısmı vardı ama umarım sizin canınızı sıkmadık. Gene kapatırken programı hep aynı şekilde kapatıyoruz. Lütfen kalbinizden sevgiyi, gönlünüzden hoşgörüyü hiç eksik etmeyin. Bu toplum görüyorsunuz her sabah açtığınızda yeni bir mutsuzluk ve yeni bir sıkıntıyla uyanmak için potansiyel yaratıyor ama siz sevginizle hepsine karşı koyabilirsiniz. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Haftaya yine beraber olacağız efendim.